Evet efendim 2018 TYT sorusuyla karşınızdayız. Ne diyor? Bu parçada istifleme bağımlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Soru kökümüz yine olumlu. O zaman ne yapıyorduk? İlk hamlemiz metni okumak, ikinci hamlemiz seçeneklere gitmek olacaktı. Hemen efendim metinde acaba anahtar sözler ne olabilir diye bir bakalım, bir göz atalım. Son yıllarda yapılan araştırmalar bugüne kadar koleksiyonculuk veya hobi olarak tanımlanan davranışını istifleme bağımlı olarak adlandırılan bir tür hastalık olabileceğini gösteriyor. Bak olabileceğini ihtimal olarak söylüyor. Yıllardır biriktirilen bir yığın eşyanın içinden hangilerinin kalıp hangilerinin gideceğine karar verme anında kişiler büyük ihtimalle yani kesinlik yine yok. Hastalıklarıyla ilk kez yüzleşiyor. Aman Allah'ım. Yani eğer vazgeçemiyorsanız hasta olabilirsiniz gibi bir kanaat oluşturuyor sizde metin. Küçücük ve işine hiç yaramayan ya da yaramayacak bir şeyi bile gözden çıkarmak istifçilerde derin travmatik üzüntüler yaratıyor. Evet. Şimdi şu işine yaramayacak kısmın vazgeçme ihtimali bile hastalık belirtisi olabilir. Bunu anladık metinden. Peki efendim soru kökümüz değinilmişti. Şimdi seçeneklerde istediğimiz var mı yok mu nereye gidiyoruz bir bakalım. Aa ne diyor? Bakalım aya. Yakın bir geçmişte yapılan araştırmalarla tedavisi bulunmuş bir hastalık olduğuna. Yakın bir geçmişte yapılan araştırma, bak son yıllarda yapılan araştırma. Buradan bu gelir ama tedavisi bulunmuş bir hastalık dediği bu var mı? Bu yok. O zaman A gitti. Kişinin yakın çevresinin uyarılarını dikkate alarak bu bağımlıktan kurtulabileceğine e böyle bir şey var mı? Hayır yakın kişilerle alakalı işte annen, baban, arkadaşın, dostun bunlar var mı? Bunlar yok. O zaman bu da gitti mi? Gitti. Hastaların eşyalara duydukları bağlı psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ettikleri. Efendim burada diyor ki istifçilerden derin travmatik üzüntü. Şimdi bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu nereden çıkarttık? Bir tür hastalık olabileceğini söyledik. Eyvallah ama psikolojiyle bağ bağlantısını inanın bulabilmiş değiliz. O yüzden C seçeneği de elenir. Denizli tedavi sürecinde depresyona neden olabilecek müdahalelerden kaçınmak gerektiğine var mı böyle bir şey? Yine aynı şekilde. Yani aşağıdaki travmatik sözcüyle depresyon arasında bir ilişki kurmamız beklenmiş ama bu tedavi sürecinde ve buna neden olabilecek bağlantılar, buna neden olabilecek müdahalelerden bahsettiği için bu da otomatikman elenmiş olan bir seçenek olur. Kalıyor elimizde sadece Edirne. Eşyalarından ayrılma durumuyla karşı karşıya kaldıklarında yani işte tam da şurada çizdiğimiz yer vardı ya burası şu kısım olmuş oluyor. Bağımlı kişilerin verdiği tepki işte o da travmatik üzüntü. Tam bir bütün halinde karşılayan seçenek Edirne. Dolayısıyla cevabımız Edirne.